gecenin karanlığından korktun. Gözümün yaşına, yüreğimin sıcağına bakmadın. Tadılmamış mutluluklar yaşamak varken unutulmayacak bir acı yaşattın. Şimdi bize ait her şeyi unutmak zorundayız. Seninle... Affedersin, sesini kapatayım şunu. Eda arıyor. Bak istersen. Hayır hayır, sonra ararım ben onu. Şimdi aklın orada kalacak, bak lütfen. Edacığım, şu anda hiç müsait değilim. Önemli değilse sonra konuşalım, olur mu? Harun eniştenle dışarıdayım. Hayır abla, çok önemli. İyi tamam. Çabuk söyle o zaman. Neymiş bu kadar önemli olan? Ben evleniyorum. Ne? Evleniyor musun? Kimle? Saçmalama Eda. Şaka mı bu? Neredesiniz? Doğru söylüyorum abla. Son günlerde benim için çok üzülmüştün. O yüzden hemen söylemek istedim sana. Her şey düzelecek abla. İstersen Harun enişteme de ver müjdeyi. O da bilsin. Eda, günübirlik kararlarında hareket etmeyi bırak artık. Neredesiniz dedim. Birazdan eve geçiyorum, orada konuşuruz. Geçerken sizi alabiliriz. Aa, kapattım. Ne oluyor, ne dedi Eda? Duydun işte, evleniyormuş. Kimle? Çocukluk arkadaşıyla. Ya Harun, biliyorum söyleyeceklerin önemliydi ama... Hayır, hayır değil. Başka zaman konuşuruz. Şu anda kardeşin daha önemli. Çok anlayışlısın. Neredeymiş Eda? Eve geçiyorum dedi. Her şey uzaklara gitmenden daha iyi Eda. Evlenince ailene yakın olacaksın. Okula gidebileceksin. Provaları bırakmak zorunda da kalmayacaksın. Karnım büyüyecek ama. Dansı bırakmak zorunda kalacağım. Eminim çok yakışacak sana. Sen çok güzel bir anne olacaksın. Herkes bebeğin senden olacağını düşünecek. Bunu istediğine emin misin Tolga? Ne kaybederim ki? Benim için fark etmez. Ama eğer istersen ablana bunun kağıt üzerinde bir evlilik olacağını söyleyebilirsin. Hayır hayır. İstemiyorum. Hiç kimsenin bilmesine gerek yok. Hiç kimsenin. Peki. Sen nasıl istersen. Yarın işlemleri başlatırız. Hadi gel eve bırakayım seni. Tolga. Efendim.
Neden bu kadar iyisin? Ne saçma bir soru. Sen benim çocukluk arkadaşım değil misin? Arkadaş demek ne demek ha? Dünyanın en mükemmel arkadaşısın sen. Beyefendi şikayetini geri almazsa oğlunuzu görevini kötüye kullanmak suçundan savcılığa sevk edeceğiz. Şikayetçi değilim. Bir yanlış anlam olmuş. Peki. Kerem Güler'i getirin. Bak Cemil Usta. Bunca yıllık hukukumuz hatırına affediyorum onu. Bugüne kadar hiçbir yanlışını görmedim. Ama oğlum, hiç yakışmadı sana, ailene. Şunu da unutma. Eğer bu bir duyulursa bütün müşterilerini kaybedersin. Sağ olun Necip Bey. Cemil Usta, gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol, rica ederim. Ya bizim arkadaş mı? Baba. Özür dilerim. Çok teşekkür ederim Tolga. Seni burada görmeseler iyi olur. İstersen sizinkilerle ben de konuşabilirim. Ne zaman söyleyeceğimi bilmiyorum. Sonra düşünelim bunları. Tamam. İşte Eda'nın bahsettiği arkadaşı bu. Tolga. Gidip neler olduğunu anlasam iyi olacak. Aklı bir karış havada. Ya sana ne oluyor Tolga? Nereden çıktı bu evlenme meselesi? Ya Melda abla biliyorum çok ani oldu. Ama biz birbirimizi sevdiğimizi anladık. Ne bu? Yıldırım aşkı mı? Abla lütfen sonra konuşalım. Hadi Tolga. Sen evine git artık. Yarın da seninle konuşacağım. Yarın eder. Canım, seni eve davet etmek isterdim ama Eda'yla... Anlıyorum seni. O zaman yarın şirkette görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Kızlar bizi tanıştırmayı unuttu değil mi? Haklısınız. Ben Tolga. Siz de Eda'nın eniştesi olmalısınız. Evet, Harun. Memnun oldum. Hadi binin. Sizi gideceğiniz yere bırakayım. Gerek yok, zahmet olmasın. Olmaz, hadi.
Şimdi bana hemen anlatacaksın Eda. Nereden çıktı bu saçmalık? Niye saçmalık oluyormuş abla? Tolga'yı duydun. Birbirimizi sevdiğimizi anladık. Eda, oyun oynama benimle. Sen daha düne kadar Hakkı diye bunalımda değil miydin? Evet ama onun bir hata olduğunu anladım. Tolga'nın bundan haberi var mı? Evet abla. Ya bebek aldırdığını? Bunu da biliyor mu? Evet. Hiçbir şey anlamıyorum. Yine benden bir şeyler gizliyorsan. Nesini anlamıyorsun abla? Seviyor işte beni. Ben de onu seviyorum. Çok iyi bir insan. Sadece iyi biri diye evlenilmez Eda. Sağlıklı kararlar alacak durumda değilsin sen. Bir hata yaptın diye önüne ilk çıkanla evlenmeye mecbur değilsin. Mecburum abla. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Ne senin, ne annemin, ne babamın. Her gün yeni bir işkence. Ya çekip gideceğim buradan, ya da bir an önce evleneceğim. Hata üstüne hata mı yapmak istiyorsun? Hatayı en başında yaptım ben. Bir daha öylesini yapamam. Şşş, hadi gel buraya. Sakin ol, sadece konuşuyoruz. Ne zaman karar verdiniz evlenmeyi? Uzun zamandır düşünüyorduk. Sonra birden karar verdik işte. Aslında sizin sayenizde oldu. Yani Melda ablayla sizin evliliğiniz bize de cesaret verdi. Neyi bekliyoruz ki dedik. Ne kadar erken o kadar iyi. Uzun zamandır mı birliktesiniz? Yıllardır. Çocukluk aşkıyız biz. Sevgimiz hiçbir zaman azalmadı. Böyle büyük bir aşk herkes yaşayamaz. Yani pardon. Tabii Melda ablayla sizi bilmem tabii. Siz de evlendiğinize göre. Peki ya babama nasıl açıklayacaksın durumu? Böyle apar topar evlenmene izin verir mi sanıyorsun? Vermez. Ne düşündün peki? Evlendikten sonra söyleyeceğim. Babamın yüreğine mi indirmek istiyorsun? Sen de aynı Ferda ablam gibi. Aynı değil. Tabii değil. Bilal enişte istemeye geldiğinde babam hayır demişti. Sen sormuyorsun bile. Ya ne yapayım abla, söylesene. Anlamıyor musun? Başka çarem yok diyorum sana. Abla ne olur benim biraz uyumam lazım. Çok yorgunum. Peki, uyu bakalım. Abla. Beni sorarlarsa provada çok yorulmuş, uyudu de olur mu? Olur. Orada dur. Bir adım daha atarsan gebertirim seni. Cemil ne oluyor? Baba. Kerem ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ya anne. Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ya ağlama da anlat ne oldu? Oğlum söylesene ne oldu? Ya. Al. Cemil. Aklın başına gelene kadar tamirhanede kalacaksın. Gözüm görmesin seni. Ya baba orada nasıl kalayım? Sus. Affet ne olur. Beni daha fazla kızdırma. Tamirhaneden de kovarım, sokakta yatarız. Eğer onu bu evden içeri sokan olursa gözünün yaşına bakmam. Kerem ne oldu? Cemil ne olduğunu ya, söyle artık. Kerem ne yapmış? Ne yapacak? Hırsızlık. Ne? Defol şimdi. Defol. Defol. Yürü. Ya baba. Hadi. Baba nasıl? Hadi. Defol. Hırsızlık mı? Cemil. Cemil. Evet doktor bey. Sizce durumu nedir? Maalesef Alzheimer
eşinizin bazen rahatsız edici ve üzücü şekilde davranmasına neden olur, biliyorsunuz. Evet doktor bey, biliyoruz. Eşinizin kasıtlı olarak böyle davranmadığını lütfen unutmayın. En önemlisi sakın bunun için kendinizi suçlamayın. Bu kimsenin hatası değil. Sadece ilaçlarını düzenli olarak almasına dikkat edin. Elbette. Titizlikle takip ediyoruz. Peki, görüşmek üzere. Teşekkürler doktor. Geçmiş bey, sağ olun. Melda'ya da çok ayıp oldu. Baba, görüyorsun işte. Annem artık kimseyi dinlemiyor. Belki özel bir bakım evi daha iyi olacak. Işıl. Bu konuda ne düşündüğümü gayet iyi biliyorsun. Eğer ısrar edersen kalbini kırarım. Bilmiş ol. Yatacaksın. Al bunları. Ah be yavrum. Ne yapmışsın? Yakıştı mı bu sana Kerem? Çalmadım ki anne. Ödünçtü sadece. Bir saat arkadaşlarla gezip dönecektik. O polisler olmasa babamın haberi bile olmayacaktı. Ah benim akılsız oğlum. Hadi kalk bakalım, burada uyunmaz. Babanın siniri geçmiştir. Sessizce gireriz eve. Hadi. Bizim de bir gururumuz var anne. İcabında çekeriz cezamızı. Kalk yatağını yapalım o zaman. Sayenizde oldu. Yani Melda ablayla sizin evliliğiniz bize de cesaret verdi. Neyi bekliyoruz ki dedik. Ne kadar erken o kadar iyi. Çocukluk aşkıyız biz. Sevgimiz hiçbir zaman azalmadı. Böyle büyük bir aşkı herkes yaşayamaz. Günaydın. Günaydın. Ne uykusu bu böyle? Bu kadar da uyunmaz ki canım. Çayını tazeleyeyim mi babacığım? İstemez. Cemil. Oğlanın üzerine gitme ne olursun. O da çok pişman zaten. Pişman ha? Ferda da pişmandı. Nerede şimdi? Hanginize üzüleceğimi şaşırdım. Kerem bir yandan, Ferda bir yandan. Vallahi bıktım canımdan. Eda, çabucak ediver kahvaltını da Ferda'ya uğrayalım. Cebi kapalı, evi de cevap vermiyor. Ölüyorum meraktan. Var yine bir şey bunlarda.
İyi olurdu da benim işlerim var. Hatta geç bile kaldım. Bir çay içip çıkacağım. İyi. Git bakalım. Sen de git. Bırakın ananızı yalnız başına. Daha nişanı ertelediğinizi bile söyleyemedim adama. Kapora vermişti. Ya yanarsa? Tamam anne. Ben akşam konuşurum babamla. Hallederiz her şeyi. Harika vallahi, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Keyfin yerinde bugün bakıyorum. Of, hem de öyle böyle değil anne. Süperim, süper. Bana söylemeyecek misin ne olduğunu? Çok yakında anne. Biraz sabret. Acayip bir sürprizim var sana. Bir tane daha çay koyayım mı? Olur. Tamam canım. Günaydın, hazır mısın? Şimdi çıktım evden, sen neredesin? Çıkmak üzereyim ben de. Fotoğraf aldın mı yanına? Aldım, her şey tamam. Tamam, harika. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Anneciğim, çıkıyorum ben. Çayın ya, oğlum? Sen iç benim yerime anneciğim, tamam? Görüşürüz. Görüşürüz. Gel benimle. Ya ne yapıyorsun? Bin arabaya, konuşacağız. Ya bırak. Ne yapıyorsun böyle mafya gibi? Dur, inmek istiyorum. Ya sana dur dedim, duymuyor musun? Ne söyleyeceksen söyle. İşlerim var. Tolga ile buluşacağım. Ne zamandır birliktesin o çocukla? Söyle. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Gerçeği söyleyinceye kadar hiçbir yere gidemezsin. Ne öğrenmek istiyorsun ha? Seninle birlikteyken onunla olup olmadığımı mı? Bu mu rahatsız etti seni bu kadar? Evet, seninle birlikteyken hayatımda Tolga vardı. Tıpkı senin hayatında ablamın olduğu gibi. Kötüymüş değil mi? Aldatılmak insanın canını yakıyormuş değil mi? Yalan söylüyorsun. Hayır, doğru. Ben de seni aldatıyordum. Yaşadıklarımız gerçekti Eda. Hepsini inkar mı etmek istiyorsun? Sadece unutmak istiyorum, tamam mı? Ne olur bırak beni, gideyim. Evlenme Eda. Melda Hanım, İspanya'daki kazayla ilgili son durumu niye bana bildirmediniz? Barcelona ofisimizde görüştüm. Konteynerlardan sadece bir tanesi. Ben bundan bahsediyorum Melda Hanım. Biz ne zamandan beri sigorta işlerini tamamlamadan yurt dışına mal gönderiyoruz? Sigorta işi halledildi Burak Bey. Bakın. Burada da görülüyor zaten. Demek öyle. Saat farkını hesaba katmamışsınız anlaşılan. Bu basit hatayı stajyer bile yapmaz. Yazık.
Sorumsuzluğunuzun şirkete neye mal olduğunu biliyor musunuz? Ben çok özür dilerim. Yani nasıl olduğunu... Barcelona ile tekrar konuşun. Ayrıntılı bir zarar raporu istiyorum. Günaydın. 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 Melda Hanım odasında mı? Evet, odasında. Burak Bey var yanında. Günaydın Harun. Başımıza geleni duydun mu? Ne oldu Burak? Onun müstakbel karına sor. O anlatsın. Melda. Ne oldu? Burak'la mı tartıştınız? Haklıydı. Aptalca bir hata yaptım. Devrilen konteynerin sigorta onayı saat farkı yüzünden işleme girmedi. Peki zarar ne kadar? Henüz hesaplamadım ama çok fazla Harun. Of, ben böyle bir hatayı nasıl yaparım? Eda bir yandan, evdekiler bir yandan. İşimle ilgilenemiyorum, seninle ilgilenemiyorum. Üzülme Melda, herkes hata yapar. Nasıl telafi edeceğimize bakalım artık. Hı? Pardon. Efendim? Öyle mi? Tamam, müsaitim aslında. Buluşabiliriz. Birazdan orada olurum. Çıkmak zorundayım Melda. Kim o? Bir arkadaş. Ufak bir mesele var da. He. Sen üzülme, tamam mı? Çok bekledin mi? Ağladın mı sen? Yo. Biliyorsun. Sadece bir formalite. Hı hı. Hadi girelim. Bu yaptığın iyiliği asla unutmayacağız. Yani ben ve bebeğim. Hayatım boyunca. Annesiyle yaşayan sıradan biri işte. Kendi halinde, zararsız. Folklor Derneği gibi bir yere takılıyor. Ha, bir de mühendis olduğunu öğrendim. Yeni mezun olmuş. Bir isim ve adresten neler öğrendim görüyorsun. Nedenini de bilmeye hakkım var herhalde. Anlat bakalım. Ne iş? Eda ile evleneceklermiş. Ne? Eda'nın hayatında biri daha mı varmış? Vay be. Oğlum sen harbiden ucuz yırtmışsın. Nasıl yani? Melda olmasaydı sen bu kız yüzünden boynuzlarınla sırtımı kaşıyor olurdun. Hamilelik falan da kesin yalandı bence. Evlilik meraklısının tekiymiş baksana. Tanımadığın bir kız hakkında abuk subuk konuşma Batu. Benim yüzümden evleniyor, anlasana. Kusura bakma ama kıskançlıktan senin gözün dönmüş oğlum. Günaydın. E o, küs müyüz hala? Niye cevap vermiyorsun kız? Konuşmaya layık görmüyor musun beni? Dokunma bana. İğreniyorum senden. Bana bak. Şımardın sen yine ha. Kime güvendiğini bilmiyor muyum zannediyorsun? Kardeşim yağlı kapı buldu. Benle nasiplenirim diyorsun değil mi? Yok öyle ya ama. Yedirmezler. Thank you.
Ferda. Kızım. Bana bak, iyi misin sen? Çok merak ettim. Telefonlarınız da kapalı. İyiyim anne. Faturaları ödememiş Bilal. Evde mi? Evde ama olsun. Ne olur gir anne. Hadi. Çocuklar nerede? Oo, anne hoş geldin. Buyursunlar. Hoş bulduk. Ya kusurumuza bakmayın. Geçen bir tatsızlık yaşadık. Sizin de huzurunuzu bozduk. Ama şükürler olsun iyiyiz artık. Değil mi Ferda? Ha, bu arada tebrik etmeyi unuttum. Melda nişanlanmış, hayırlı olsun. Biz ne zaman tanışırız armatör bacanakla? Anneciğim, ben sana hemen bir kahve yapayım. Yok kızım, zahmet etme. Çok kalmayacağım. Biz seninle biraz konuşalım. İyi o zaman. Ben sizi yalnız bırakayım. Ana kız rahat rahat konuşun. Babama da hürmetler. Hayatım, ben birkaç iş görüşmesine gideceğim. Akşama gelirken bir şey lazım mı? Yok. Güle güle. Gel. Babam nasıl anne? Beni bir daha hiç affetmeyecek değil mi? Bırak şimdi babanı. Sen nasılsın? Bak bana doğru söyle. Bu adam gerçekten uslandı mı? Daha iyiyiz. Ah Ferda. Ah. Canım annem. Biliyorum için rahat değil ama sen bizi merak etme. Biz vallahi iyiyiz. Güzel kızım benim. Yavrum, yavrum. Efendim Melda. Canım neredesin? Teknede. Kim var? Yalnız mısın? Evet, bir şey mi oldu? Yok. İşe dönmedin de merak ettim. Keşke yanında olsaydım. Neyse, benim de zaten evde işlerim vardı. Yarın görüşürüz. Oh be, işte bu be. Bak ne zamandır dört kişi bir araya gelememiştik. Ya aslında bizim size söylemek istediğimiz bir şey var. Sizin? Allah Allah, neymiş o? Arkadaşlar, biz evleniyoruz. Ne? Ne? Ciddi misiniz siz? Evet, evleniyoruz. Hadi bırakın şakayı da işin aslını söyleyin. Arkadaşlar, işin aslı şu. Biz evleniyoruz. Gerçekten. Vallahi ciddiler bunlar. Oğlum buna saman altından su yürütmek denir, biliyorsun değil mi? Aslanım benim ya, çak. Bravo ya. Para gidiyoruz. Bunu kutlamamız lazım. Yalnız benim gitmem lazım. Kızım, müstakbel kocan yanında. Baban artık bir şey demez herhalde. Kocaya bak. Bir işi bile yok. Laf mı yani bu şimdi Seval? İnsan önce bir tebrik eder. Birbirimizden bir şey gizlemediğimizi sanıyordum ama şu hale bak. Çoluk çocuğa karışınca mı söyleyecektiniz bir ilişkiniz olduğunu? Seval. İyi de bu kadar bozulacak ne var ya? Ben de çıkıyorum. Ben bırakayım seni. Hayır, giderim ben. Seval'e yetişeyim.
Ya aslında Seven'in de hakkı var bir yerde. Parasız pulsuz nasıl olacak bu iş? Bulacağız bir yolunu. Bulacağız. Ya benim aklıma bir fikir geliyor ama. Neymiş o? Neden Eda'nın ablasından yardım istemiyorsun? Eda'nın ablası. Evet, Melda abladan. Seval bekle. Seval lütfen yapma böyle. Bizim için de çok ani oldu. Siz mi? Sen ve Tolga. Başka birini severken nasıl evlenebilirsin Tolga'yla? Onun duygularıyla nasıl oynarsın Eda? Kimsenin duygularıyla oynadığım yok Seval. İkimiz de öyle bir anda karar verdik işte. Ne yani? Bir anda mı sevdiğini anladın onu? Daha iki gün önce başka birine aşıktın sen. Anlık kararlarınla kendi hayatını mahvettin. Şimdi de Tolga'nın hayatını mahvettin. Seni artık tanıyamıyorum. Seval! Zahmet oldu Melda'cığım. Ne zahmeti aşk olsun. Yoruluyorsun zaten bütün gün işte. Ama telefonda öyle sıkıntılı konuşunca dayanamadım. Şu Harun meselesini bir baştan anlatsana. Bilemiyorum. Sanki aklı başka bir yerde. Çok ciddi bir sorunun ortasına çekip gitti. Benimle ilgilenmedi bile. Belki abartıyorum ama nişanı ertelemesi falan hep üst üste geldi. Hallettiğimizi sandığım bir mesele sanki tekrar canlanıyor. Belki de yine o kadın. Hani şu sana itiraf etti. Aklının hala onda olmasından korkuyorum. Yok canım, daha neler. Öyle olsa sana anlatmazdı bir kere. Ne kadar vicdan azabı çektiği belli. Bir bilsem. Saçmalama Melda. Harun'un hayatında senden başkası olamaz. İyi akşamlar. Gelsene Eda, nereye gidiyorsun? Şu ablana mukayyet ol biraz. Saçma sapan fikirlere kapılmış. Neymiş onlar? Güya Harun'un hayatında biri varmış da onu unutamıyormuş da. Eğer öyle bir şey olsa biz onun gözünü oyarız değil mi Eda? Hem Harun'un hem de o Aşifte'nin. Sen şimdi onu düşünme. Nişan için yeni bir tarih belirlediniz mi? Üstünde konuşmadık. Beni yüksek tutsam. Benim yanıma olmuyor ki gülüm. Bence en güzel bir konuşur. Aslında artık çok uzak konuşur. Bu nişan erteleme işinin altında başka bir şey yok değil mi Türkan? Yok tabii. Ne olacak ki? Damat biz rahat rahat hazırlığımızı yapalım deyince düşünmüş çocuk. Neyse. Olmadı mı kahve? Uykum geldi. Cemil. Hadi Kerem'i de çağır. Evinde uyusun ha. Aklı başına gelmiştir artık. Hayır efendim. Burnu sürtülsün biraz. Hep sen şımartıyorsun bunları zaten. Takip ettirelim enişteyi ha. Ne dersin? Alemsin yani Gülay. Ciddi söylüyorum. Benim yengem dayıma yapmıştı aynısını. Neler çıktı ortaya neler. Olmadı. Bizzat kendimiz düşeriz peşine. Yok canım, gerek yok öyle şeyleri. Tamam. Sen bilirsin. Hadi güzelim, görüşürüz.
bizim yaşadıklarımız gerçekti Eda. Hepsini inkar mı etmek istiyorsun? Sadece unutmak istiyorum, tamam mı? Alo. Eda. Kapatma ne olur. Yalvarırım, sadece dinle. Olmuyor Eda. Her gece seni bu kadar özlerken olmuyor. Biliyorum sana çok acı çektirdim. Bu yüzden kendimi hiç affetmeyeceğim. Seni unutmak zordu Eda. Ama şimdi daha da zor. Yanında başka birini görmeye dayanamam. Buna izin veremem. Duyuyor musun beni? İzin veremem. Eda. Eda. Nasıl? Süper değil mi burası? İyi ki gelmişiz. Gözde ile beni kıskandırmak için çıktığını ta ilk başından anlamıştım. Hadi canım. Yemin ederim. Ama işe yaradı bak. Kendi ayaklarını tıpış tıpış bana geldin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Anne geldim, geldim, geldim. Günaydın, rahat uyudun mu? Ya anne, süper bir rüya görüyordum. İki dakika sonra gelsen ne olurdu? Ne mi olurdu? Benden önce baban gelirdi, sen de bu kahvaltıyı rüyanda görürdün. Hadi şimdi sen bir şeyler ye, ben de gidip babanı oyalayayım, yakalanmayalım. Tamam. Ah Burcu, ah. İnşallah rüyalarım gerçek olacak bir gün. Ya ne var can sabah sabah? Ne kızıyorsun oğlum? Tersinden mi kalktın bugün? Ya kalkmaz olaydım ya. Son zamanların en güzel rüyasını görüyordum ki annem geldi. Neyse bırak şimdi bunları. Büyük eğlence var oğlum. Ya salak mısın ya? Ne eğlencesi sabah sabah? Beach party olayı diyorum oğlum. Burcu, Gözde, herkes geliyormuş. Hemen plaja gidiyoruz. Burcu mu? Burcu da geliyor ha? Tamam, tamam. Ben geliyorum. Hadi. Daha kaç kere arayacaksın Metin ya? Tamam, yapıyoruz dediğin işte. Ya konuşacağım Melda ablayla. Tamam, biliyorum. Yine grup aptallar içindir diyeceksin. Öyle olsun bakalım. Tamam. Günaydın. Tolga. Ben şey, Melda ablayı görmeye geldim de. Öyle mi? Hı hı. Ciddi bir durum mu böyle sabah sabah? Yani. Evet, öyle sayılır. Günaydın Harun Bey, hoş geldiniz. Günaydın Harun Bey. Babanız dosyayı acil olarak incelemenizi... Şimdi sırası değil. Hem fakat... ayrıca ne bu böyle koridorda? Odama getir. Peki. Buyurun beyefendi. Siz ne istemiştiniz?
Melda Güler'le görüşecektim ben. Randevunuz var mıydı? Yani yok ama Tolga derseniz. Efendim? Tolga Altunsoy geldi. Sizi görmek istiyormuş Melda Hanım. Randevusu yok ama. Tabii tabii, gelsin lütfen. Al içeri. Merhaba Melda abla. Gel Tolga. Şey, müsait değilsen sonra da gelebilirim. Sorun değil, gel otur lütfen. Aslında ben de seni arayacaktım. İyi oldu gelmen. Eda ile aldığınız şu saçma kararı bir de senden dinleyelim bakalım. Niye saçma olsun ki Melda abla? Melda abla bak, ben daha önce de söyledim. Ben Eda'yı her şeyden daha çok seviyorum. Ne o? Hala dargın mısın bana? Ama sen de işsiz olduğunu Tolga'nın yüzüne vurmamalıydın Seval. Çok utandı. Niye? Yalan mı? İkinizin de bir işi gücü yok. Üstelik Mesude teyze hasta. Hem sen daha okulunu bile bitirmedin. Ben yakın arkadaş olduğumuzu sanıyordum Eda. Tolga'yla evlenmeyi düşündüğünüzü niye gizlediniz benden? Söyledim ya Seval, çok ani oldu. Eda, ne oldu? Yok bir şey. Gel otur şöyle, iyi değilsin sen. Yok geçer şimdi. Kahvaltı etmeden çıktım. Midem bulandı biraz. Dur hemen yiyecek bir şeyler söyleyeyim. Ne yersin? Yoksa Hakkı mı arıyor yine? Ne istiyor? Bilmiyorum. Evleneceğini biliyor mu? Hı hı. Hala görüşüyor musun sen onunla? Hayır. Öyleyse nereden biliyor Eda? Ya Seval, bir de sen üstüme gelme. Herkesin hayatını mahvediyorsun. Herif seni hala aradığına göre belli ki istiyor seni. Peki niye hala Tolga ile evlenmek istiyorsun Eda? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Saçmalama Seval, yeter. Melda abla, aslında ben şey için gelmiştim. Yani... Pardon canım. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Önemli bir toplantımız var Tolga, gitmem lazım. Ne diyordun sen? Ya biliyorsun ben elektrik mühendisi okudum. Ama bir türlü uygun bir iş bulamadım. Belki senin bildiğin, tanıdığın bir yer vardır diye sormak istemiştim. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Ama öyle hemen olmayabilir. Biraz sabırlı ol, tamam mı? Tamam. Çok sağ ol Melda abla. Affedersiniz Sibel Hanım. Ya Melda abla, çok teşekkür ederim. Odası nerede acaba? Hemen rica ederim Tolga'cığım. Elimden geleni yapacağım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Niye gelmiş Tolga? Konuşmak istemiş. Doğrusu biraz içimi rahatlattı. Eda'ya gerçekten çok aşık. Onu mutlu edebilir. Sen geç istersen toplantı odasına. Hemen geliyorum ben. Tamam.
Niye açmıyorsun telefonlarımı? Ne istiyorsun benden? Niye rahat bırakmıyorsun beni? Niye seni unutmama izin vermiyorsun? Neden? Bir daha beni arama sorma, tamam mı? Yokum ben, anlıyor musun? Yokum. Eda yapamam. Hiç olmamış gibi davranamam. Buluşup yüz yüze konuşalım Eda. Seni görmeme izin ver lütfen. Olmaz, yapamam. Songül Hanım, iyice anladınız mı? Tabii efendim. Güzel. Harun nerede kaldı Melda? Telefon görüşmesi yapıyordu. Bir zahmet, hemen çağırır mısınız? Tamam efendim. Ben çağırayım. Tamam, oldu. Son kez konuşalım. Lütfen. Geleceksin değil mi? Peki. Son kez. Akşam üzeri orada olacağım. Tamam. Harun, kusura bakma. Baban seni çağırmamı istedi. Acil başlamak istiyormuş. Tamam, geldim. Fidanları bugün dikerseniz iyi olur. Dikeceğim zaten Işıl. Ha bir de çocuk havuzunun temizlik robotu arızalıydı, ne oldu? Yapıldı efendim. Tamam, teşekkür ederim. Anne ben de geleyim mi? Hayır dedim sana Sinem. Ne olur. Aa, yerim seni ben. Ama şirinlik bu kez işe yaramaz. Hem çabucak döneceğim ben, tamam mı? Tamam. Kim üzmüş benim torunumu böyle? Annem beni gezmeye götürmedi. Aa, aman üzüldüğün şeye bak sen. Merak etme. Anneannen seni nasıl eğlendireceğini çok iyi biliyor. Hı? Unutma, bu ikimiz arasında bir sır. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Konteyner kazasının ardından iletişim için sarf ettiğim çaba diğer bütün işlerin aksamasına neden oldu. Ha, bütün bunların sebebi ne? Melda Hanım'ın ihmalkarlığı. Kusura bakmayın ama bunun affedilecek bir yanı yok. Olacak şey değil. Arkadaşlar, lütfen herkes yorumlarını kendisine saklasın. Sonuç ne? Bize lütfen onu söyle Burak. Sonuç felaket baba, felaket. Norveçlere hatayı izah edemedim. Anlaşmayı askıya almak istiyorlar. İkna olacak gibi de değiller. Feyyaz Bey, gerekirse istifa etmeye hazırım. Kendimi bağışlayamıyorum. Zaten tecrübe dediğin insanların unutamadıkları hatalarıdır. Önemli olan bundan gerekli dersleri çıkarabilmektir. Ben bunu telafi edeceğinden eminim. Arkadaşlar, toplantı bitmiştir. İyi günler. Hadi kızım, hadi, hadi. Bu böyle olmayacak Harun. Burak Bey'le konuşacağım. Tüm toplantı boyunca bana saldırdı durdu. Sakin olur musun Melda? Nasıl sakin olayım? Profesyonelce davranmıyorsun. Yani sen de beni suçluyorsun öyle mi? Kimseyi suçladığım yok, yanlış anlama. Hem bu gerginliğinin sebebi ne? Söyler misin? Bilmem, sen söyle. Son günlerde garip davranan sensin. Bence bunları konuşmanın sırası değil. Önce şu Norveçlilerle olan sorunumuzu çözmemiz lazım. Tamam, ben hemen arıyorum. Gerek yok. Ben hallederim. Ne arıyorsun burada? Seni bekliyordum. Aradım açmadın. Duymamışım. Kusura bakma. Hadi gel bir yere götüreceğim seni. Nereye? Ya gel. Nereye ya? Efendim. Eda Hanım rica ediyorum. Eda mı? Evet Eda Hanım. Eda evde değil, ben annesiyim, buyurun. Hanımefendi, kızınız tahlil sonuçlarını almaya gelmedi. Fakat tahlillerde gizli şeker şüphesi çıktığı için jinekoloğumuz hastayı görmek ister.
Anlayamadım. Niye jinekolog görmek istiyormuş? Sanırım kızınızın hamileliği sırasında neler yapması gerektiği konusunda görüşecek. Hamilelik mi? Hoş geldiniz Işıl Hanım. Alayım isterseniz. İyi olur. Aa, bu Kasım. Sinem'in hediyesi. Hemen verelim de kendimizi affettirelim. Nerede? Bahçede Saadet Hanım'la oynuyorlardı ama. Neyse, buralardadır. Denizde yunus balığı var değil mi anneanne? Var tabii yavrum. Şimdi denizin üstünde olsaydı ne güzel olurdu değil mi anneanne? Seyrederdik böyle. Evet. Yunuslar denizlerin kangurusu, sen biliyor musun? Aa, neden o? Böyle zıplaya zıplaya gidiyorlar ya. Seni çok bilmiş seni. Albinos in a few days. We will work this out. Nothing like this will be happening in the future. I give you my word. Okay, I see you soon. Evet, ne vardı? Ablanız aradı. Size ulaşamamış. Annenizle yeğeniniz kaybolmuş galiba. Nasıl? Tolga? Benim anne. Bak, sana kimi getirdim? Aa, Eda, hoş geldin. Nasılsın kızım? Sağ olun Mesude teyze, siz nasılsınız? İyiyim evladım. Anne, hani sana bir sürprizim var demiştim ya. Hı? Biz Eda ile evleniyoruz. Aa. Hani evhamlanıyordun ya mürüvvetini görebilecek miyim diye. Hı. O yüzden hiç bekletmeyeceğiz seni. Bu hafta evleniyoruz. Bu hafta. Evet. Beklemek için hiçbir sebebimiz yok. Tebrik ederim. Canım. 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 Birbirinizi üzmeyin olur mu? Hep mutlu olun. Üzmeyiz Mesude teyze. Dolapta limonata vardı. Bu haberin üzerine ne güzel içilir şimdi. Oturun siz. Ben hemen getireyim. Zahmet etmeseydiniz. Aa, aşk olsun. Ne zahmeti? Aa. Mesude teyze bu. Şarkı mı söylüyor burada? Ne diyorsun? Pilav bile var. Babam ölünce bırakmış ama. Baba. Nasıl çıkmışlar evden? Size annenize dikkat edin demiyor muyum ben? Bir saat ayrıldım, döndüğümde yoktu. Nasıl yalnız bırakırsınız? Dün gece olanları biliyorsun. Üstelik Sinem de yanında. Sakin ol baba. Merak etmeyin, ikisini de bulacağız. Geç otur şöyle sen. Süper. Süper.
Sen ne zaman hapisten çıktın ya? Şapşal. Bana mı dedi? Evet, sana dedi. Benimle ilk kez konuştu ya. İlk kez. Bitti oğlum bu iş. Burcu, bundan sonra dünya ahiret dengendir ha. Selam. Can, nesi var bu çocuğun? Ne olacak? Burcu bizimkinin varlığını ilk kez fark etti. Yani Gözde'cim, senin özgürlüğün yakındır. Gözde, ne haber? İyilik. Yakında ayrılıyoruz galiba. Ha, evet ya. Ama kesin sonuç alınana kadar tedaviyi devam ettirmemiz lazım. Of, çilen bitmedi yani. Evet aşkım. İki saattir buradayız. İnsan soğuk bir şeyler ısmarlar. Aa, alayım ya. Pardon vallahi. İstemez. Ben söyledikten sonra kendim alırım. Ay! Dikkat etsene ya. Aman, incilerim mi döküldü? Evet, döküldü. İnsan azıcık dikkat eder ya. Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Hop, baksana. Birader, bir şey unutmadın mı? Ne gibi? Ne öyle terbiyesiz merbiyesiz? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sana ne lan? Ne demek lan sana ne? Kız arkadaşıma benim. Çabuk özür dile. Hadi lan oradan cüce. Dilemezsem ne olur? Kerem. Kerem. Gel şimdi. Hadi. Bırak, dur. Gel. Gelsene. Gel. Dur. Gel lan buraya. Gelsene. Bırak. Bırak. Gel lan buraya. Gelme onları. Tamam Kerem. Ne oldu? Bırak. Gelsene. Bırak. Tamam. Tamam abi, tamam. Tamam, sakin ol, tamam. Kerem. Sağ ol. Önemli değil. Sana da bir şey alayım mı? Yok, var zaten. Sağ ol. Gelişme olur olmaz arayın lütfen. Bekliyorum, sağ olun. Efendim Melda. Harun, ne oldu, bir haber var mı? Henüz yok. Niye bana haber vermedin? Hemen oraya geliyorum. Hayır hayır, gerek yok. Emniyet seferber olmuş durumda. Sağ olsunlar, dört koldan arıyoruz. Peki. Birazdan gideceğiz. Sadım ben, ne olur eve gidelim. Ama ev nerede? Bilmiyorum ki. Ama ben çok susadım anneanne. Tamam kızım, ağlama. Sen burada otur. Ben şimdi sana su alıp geleceğim. Tamam mı? Tamam. Nasıl yaptın Eda? Bunu babana nasıl yaptın Eda? Anne ben... Utanmaz.
kimden, kimden bu bebek? Anne, bebek falan yok. Yalan söyleme, biliyorum. Hastaneden aradılar, biliyorum. Anne ne olur. Anne aldırdım, bebek yok diyorum. Seni ahlaksız. Seni utanmaz adi Selim. Yüz karası. Öldürecek misin bizi? Haram olsun sana verdiğim bütün emekler. Tuh rezil. Baban duyarsa ne yapar? Kahrından ölür adam. Allah kahretsin. Seni rezil, seni adi Selim. Çekil git karşımdan. Çekil git. Defol, 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 defol. Çok şükür. Saadet, anne, Saadet. Çok korkuttun bizi. Anne, Sinem nerede? Bilmem, burada değil mi? Evden beraber çıkmışsınız anne. Beraber mi? Hatırlamıyor musun? Nerede Sinem? Baba sakin ol. Ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Anne nasıl bilmezsin? Nasıl hatırlamazsın? Tamam Işıl, kendine gel lütfen. Neredeyse bulunacak, merak etme. Tamam anne. Sen iyi misin? Kız, niye ağlıyorsun? Anneannem sormaya gitti, geri gelmedi. Ben anneanneni bulurum. Gel sen benimle. Olmaz. Ha? Sen yabancısın. Ben anneannemi istiyorum. Tamam işte. Ben anneanneye götüreceğim seni. Olmaz. Olur, olur. Ya bırak, olmaz. Korkuyorum. Bak neler olmaz. Alacağım sana. Olmaz. Neler alacağım. Olmaz. Gel. Bırak beni. Gel canım. Olmaz. Neler neler olmaz. Alacağım. Olmaz. Bağırıyorum, bırak beni. Feyyaz Aslan. Evet, buyurun. Melda, hem daraldım buluşalım diye arıyorsun, sonra da ağzını bıçak açmıyor. Aa, Harun arıyor. Alo Harun, bir haber var mı? Evet, bulundular. İkisi de çok iyi, merak etme. Çok şükür. Bugün hepimiz çok gerildik. Buluşalım mı? Biraz konuşuruz. İkimize de iyi gelir. Biraz evde kalsam iyi olacak. Peki, ya akşam üzeri? Daha önce verdiğim bir söz var. İstersen yarın şirkette konuşuruz. Tamam. Evdekilere geçmiş olsun dileklerimi iletir misin? Duydun değil mi? Sana söyledim. Şirkette telefonla konuşurken duydun, doğruymuş. Akşam üzeri o kızla buluşacak. Bir iş görüşmesi, ne bileyim, bir arkadaşıdır belki. Olamaz mı? Hayır. Sesinden, tavrından, her şeyinden belli oluyor. Hissediyorum. Tamam. Madem bu kadar eminsin, o halde kiminle buluşacağını kalkıp kendi gözlerimizle göreceğiz. E hadi. Kalk dedim sana.
Korkularından kurtulmanın tek bir yolu var. Baban duyarsa ne yapar? Kahrından ölür adam. Allah kahretsin. Efendim Eda. Alo. Eda, alo. Eda orada mısın? Bekleme Harun, gelmeyeceğim. Bir daha da görüşmeyeceğiz. Neden peki? Geleceğim demiştin. Bir şey mi oldu? Lütfen söyle, ne oldu? Neredesin? Eda, ağlama ne olur. Konuş benimle. Dayanamıyorum artık ya. Bana nerede olduğunu söyle. Hayır. Söyle diyorum Eda. Evdeyim, ne yapacaksın? Buraya mı geleceksin? Gerekirse gelirim. Tamam, gelme. Ben çıkınca ararım seni. Ömrüm boyunca çabalayıp edindiğim şu servetin hiçbir kıymeti yok. Görüyorsun değil mi oğlum? Evet baba. Annemin iyileşmesi karşılığında her şeyimi vermeye hazırım. Keşke mümkün olabilseydi. İnsan bazı şeylerin kıymetini ancak kaybettiği zaman anlar oğlum. Sen de Melda'nın kıymetini anlamak için onu kaybetmeyi mi bekliyorsun? Anlayamadım baba. Mevlana'ya sormuşlar. Aşıklık nedir diye. O da demiş ki, benim gibi olursan bilirsin. Baba ben... Bir şey söylemene gerek yok. Ben yüzünde de, kalbinde de görüyorum zaten. Bu yüzden de bir hata yapmanı istemiyorum evladım. Ne kendini öz evlat, ne de başkalarını. Yine o kadına mı gidiyorsun Feyyaz? Hayır Saadet. Hiçbir yere gitmiyorum. Yanındayım. Tamam. Hemen geliyorum. Gülay, vazgeçtim. Ya bu yaptığımız çok çocukça. Of, bir şey yaptığımız yok Melda. Sadece kiminle buluştuğunu göreceğiz, o kadar.
şanssızlığa bak be. Kırmızıya yakalandık. Bizi fark etmez değil mi? Yok, ne fark edecek? Ama bu hızla giderse zaten ona zor yetişiriz. Eda, bekle beni. Bekle. Geldiğin için sağ ol. Hadi bin, sakin bir yere gidelim. Hah, işte burada. Aman Allah'ım. Gördün değil mi Gülay? Birini aldı arabaya. İnanamıyorum. Keşke yanılmış olsaydım. Onun kim olduğunu görmek istiyorum. Ne? Böyle göremeyeceğiz. Trafik çok yoğun. Bir türlü yanına giremiyorum ki. Neyse Gülay, daha fazla zorlama. Bizi fark edebilir. Gözden kaybetme yeter. Geçti. Nasıl döneceğim ben şimdi? Boş ver, bırakalım peşini. Bak, soldaki sokağa girdiler. Hemen ileriden döner yakalarız. Bulacağım onları. Nasılsa burada bir yere gidiyorlardır. Neden gelmek istemedin? Evde bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ha, işte oradalar. Bu kafede olmalılar. Şimdi yüzleşme zamanı. Hadi Melda. Yapamayacağım Gülay. Belki de en iyisi onun bana anlatmasını beklemek. O sana anlatıncaya kadar bu şüpheyle mi yaşayacaksın? Belki de hep gizleyecek senden. Hem sadece bir iş görüşmesi de olabilir. Of, hiç sanmıyorum. Sana bakabilmeyi özledim Eda. Hiç korkmadan gözlerinin içine bakabilmeyi. Gözlerindeki sevinci, masumiyeti bir an bile çıkaramıyorum aklımdan. İçimdeki sevinci de masumiyeti de çekip aldım benden. Beni mahvettin sen. Ben mahvolmadım mı sanıyorsun?
Çektiğim eziyetin tarifi yok Eda. İstersen her şeyi düzeltebilirim. Sadece birazcık zaman. Düzeltmek mi? Buraya hiç gelmemeliydim. Hayır Eda, lütfen otur. Senden tek bir şey istiyorum. Masum günlerin hatırına tek bir şey. Neymiş o? Söyleyeceklerimi bitirmeme izin ver, olur mu? Seni dinliyorum. Hadi inip çözelim artık şu işi. Dur, biraz daha düşünelim ne olur. Düşünecek bir şey yok Melda. Eğer seni aldatıyorsa ya şimdi kendi gözlerinde görürsün ya da seni aptal yerine koymasına izin verirsin. Elim ayağım titriyor Gülay. Onu başka bir kızla gördüğüm anda düşüp bayılabilirim, dayanamam. Hadi gidelim buradan. Hiç gelmemeliydik. Kaderinden kaçamazsın Melda. Sen bakmayacaksan ben gider bakarım. Hayır. Ben bir şey almayacağım. Siz? Kahve lütfen. Peki efendim. Sen mutsuz olacaksın Eda. Bunu sen de biliyorsun. Lütfen bana biraz zaman ver. Her şeyi yoluna koyabilirim. Sensiz yapamam Eda. Artık sensiz olmaz. Kimseyi incitmeden mutlu olabiliriz. Yanında sevgilisi var. Gidelim buradan. Hayır. Görmek istiyorum. Kendine acı çektirmek mi istiyorsun? Bir kız var işte, tamam mı?
Allah ikisini de kahretsin. Bir daha sakın biz diye konuşma. Biz diye bir şey yok, anladın mı? Yaşanan her şeyi unutmak zorundasın. Eda. Sakın bir daha karşıma çıkma. Bırak Hülya, görmek istiyorum. Hayır Melda, bırakmayacağım. Bu şekilde çıkamazsın karşısına. Kendini küçük düşürmek mi istiyorsun? Gülay, bırak dedim. Hayır, bırakamam. Onların karşısına böyle ağlayarak çıkamazsın. Gururuna ne oldu senin? Hadi gidelim buradan, ne olur.